erken yapmış olabilir. Hazırlanacağız ve çıkacağız motorla. Manisa'ya gideceğiz. 2.30'da falan uyuduk. Bayağı bir geç saatte. O yüzden sabah uyanmak zor geldi. Şimdi hazırlanıp çıkalım. Ya. Nemlendiriyorum öncelikle. Şu an ışıktan dolayı çok kötü gözüküyor yüzüm. Çok fazla bir şey yapmayacağım zaten. Hafif renklensin istiyorum sadece. Şu dudak yağımı sürelim. En kolay renklendirme şekli. Bayılıyorum buna. Parmak. Şu an çok da geç olsun istemiyoruz. Normalde 7.45'te falan uyanıp hemen çıkacaktık köye. Ama 8'de uyanabildik. Şimdi şununla gözümü açacağım hemen. 5 dakikalık bir makyaj olacak. Amaç renklensin. The Gratis şöyle bir eyeliner çıkardı. Beautylist markası. Dün denedim, güzeldi. Kahverengi bir eyeliner. Şöyle rahat sürülebilen bir ucu var. Onu sürüp geliyorum. Ve sürdüm. Çok belli olmuyor ama ışıktan dolayı maalesef. Şurada ışıkta göstereceğim. Kaskta da yüz makyajı tamamen gidiyor. Motorla gideceğiz çünkü. 40 dakikaymış buraya. Biler sürecem işte. Evet. Hazırlandım. Şöyle göstereyim. Hala yüzüm gözüm şiş. Muhtemelen oraya gidince kendine gelecek. Yani kamera çok aydınlık geldi bana ya. Böyle bunların bir kısmı motorla gideceğimiz için uçacak ama ne yapayım. Kahvaltı yerine geldik. Şöyle Ege Çiftliği adı Manisa'da. Ege Çiftliği. Meşhur. Bu karşısında da bizim İzmir'de sevdiğimiz hamburgerciden var. Johannes. O zaman geçelim hadi. Pratik değil ama. Mükellef kahvaltı söyleyeceğim. Öyle yazıyor. Mükellef yazıyor. Farklı belki öyle. Belki tarzı öyledir. Geldik kahvaltıya. Mükellef kahvaltımız geldi. Kaç şey daha var ondan? Şu ne diye sordum. Ay, siz reçeli, siz reçeli. Niye cevap veriyorsun? Biliyor muydun bunu, süt reçeli olduğunu? Tabii biliyordum. Tabii ki de biliyordum. Şöyle diyeyim yani. Evet, biliyorum. Şimdi gözleme söyledik, gözlemeyi bekleyeceğiz. Bir de muhlama. Çayla termosla geliyor. Of, of, of. Müthiş ya. Sen de bir tane daha doldurayım o zaman. Yandım anam. Bak, güzel kokuyor çay. Bak,
şöyle mi? Ve esas bomba. Fiji. Artık kahvaltımıza başlayabiliriz. Biz başlayalım. Artık yeme kısmı. Tabakını da alabiliriz onda direkt. Tamam, görebilirsiniz. Alayım ben şöyle. Tamam. Kahvaltımızı yaptık. Şekil duruyorum ha. Kendini öven biri. Ama cidden yani. Fenayım yani. Çok fenasın, evet. Yani şey... deri şeylerle güneş gözü çok güzel oluyor. Evet. Ben peki? Ben nasılım? Çok güzelsin. Baksana şu tipe. Keşke tamam. Benim de montum öyle olsaydı ya. Senin de derili ama. Ama yok, senin düz deri ya, daha şekil duruyor. Benimki şey böyle, yarışa katılıyormuş. Evet, kahvaltımızı yaptık. Çok güzeldi. Bayağı güzeldi. Mükellef gibiydi gerçekten. Adı da adı gibiydi. Adı gibiydi, evet. Manisa'da burası. Neden buraya geldiğimizi de anlatalım. Tabii, bir saniyedir. Elim acıdı. Şöyle yapayım be. Şimdi, sene 2016. Orçun'un... Sene 2016 Orçun'un... Yok, o zaman.
Orçun'un askerliği burada oldu, Manisa'da aynen. oldu. Manisa'da yaptım askerliği. Orçun'un yemin töreni vardı, oraya geldik. Ben de kahvaltıcı arıyordum işte. Google'dan Manisa'dayken kahvaltı yazdım, burası çıktı. İşte biz de dün dedik ki acaba Manisa'ya mı gidecek? Şimdi İzmir'e de taşındık ya, buraya çok yakın. Bir baktık 40 dakika sürüyor. Dedik kahvaltıya buraya gelelim. Sonra bir Manisa kebabı yiyelim dedik ama yer miyiz bilmiyorum. Çok tokum. Ben de çok yani, tokum. Yani burada da yapılacak bir şey yok. Yapacak sanırım. Bir şey bulabilirsek belki acıkana kadar dururuz da. Evet. Yoksa... Şu an bak, Manisa kebabını düşünüyorum. Geldi. Evet. Manisa Spor Kebapçısı var işte. Oraya meşhur gitmiştik. Yani. Buranın meşhur evet. Çok beğendiğimiz için kahvaltıdan sonra da yemeği orada yeriz diye düşündüm ama şu an o kadar doluyuz ki. Kahve içeriz belki. Kebabını düşünemiyorum yani şu an. Belki evet kahve içeriz. Şu an tam kahve zamanımız. Kahvaltı sonra. Şey, Manisa'ya gidip Starbucks'ta bir kahve içeceğiz. Ama burada Starbucks yok. Var ya, var bir durduk ya bir tane. Var mı? Ben dedim ya İzmir'de. Yok yok var var. Bir tane var gördüm. İleride gözüküyor da. Bakalım ha. Bir kahve içelim orada. Ha kahve içelim. Orada konuşuruz tekrar. Aynen konuşuruz. Kamerayı artık şöyle kapatıyorum elimle. Sen ben şöyle yapayım kafa atayım. O zaman görüşürüz deyip elimle kapat kamerayı. O zaman görüşürüz. Evet şimdi kahve içmeye geldik. Burası çok güzel bir yer değil ama bizim anımız olduğu için geldik. Yine askerde Orçun'la kahve içmeye gelmiştik buraya. Kahve aşkına diye bir yer işte Manisa'da. Vardır ama İstanbul'da falan da vardır belki. Vardır ama burası bizim için özel olduğu için geldik. Yine Türk kahvesi içmiştik. Bir de burada kalpli bir kahve çikolata vardı. Vardı. Çikolata vardı. Kahve diyorum. Evet. Çikolata vardı. Ama şimdi yok. Şimdi yok. Tabii lokum var. 2016'dan bahsediyorum. Burası yeniydi bir de orada zaman geldiğimizde. Yeniydi. Her şey yeniydi. Evet. Özeniyorlarmış demek ki ilk zamanlarda. Ama kaç sene olmuş ya. Güzel kahve. Damla sakızlı Türk kahvesi söyledim. Güzel ya. İpek kahvesi gibi değişik bir kahve geldi. Yok güzel bence. Damla sakızlı tadı geliyor. Niye sen öyle istiyorsun? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Bunun belki bir şey açıklaması vardır. Bilimsel bir açıklaması vardır. Sıkılıyor musun acaba? Yok, sıkılmıyorum. Seviyorum ben de. Önceden sıkılıyordum ama... Artık sen de vlogger olduğun tabii. için alıştın. 100 abonem var. 100. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra bir gülme krizi tuttu bize. Manasızca. Ama var ya bu katılırcasına. Benim gözümden yaş geldi. Bayağı bir güldük yani. Bir türlü kendimi de durduramıyorum. Yani bir 2-3 dakika falan gülmüşüzdür. Ha, niye güldük onu da bilmiyorum. Ben Betül gülüyor diye güldüm. Sen bir şey söyledin. Çok komikti. Orçun'a dedim ki... Dün dedim motorda saçlarımı saldığım için dedim. Saçlarım çok karıştı. Akşam eve geldiğimde saçlarımı taradığımda bir türlü açamadım. Böyle düğüm düğüm olmuştu. Bu kadar uzun bir cümle kurmadım bence. Hayır. Ben şimdi anlatıyorum. Ha. Orçun'a da dedim ki saçlarımı saldığım için dün çok karışmıştı dedi. Orçun'a dedi ki saçlarını sardığın için saçlarını yolda mı sardın dedi. Ben de gülmeye başladım. Sonra öyle bir şey kriz. Demedim yani. Ben sonra de öyle. Ben de öyle hissediyorum aslında. Krize girdik işte. Ben güldükçe o daha çok güldü falan. Müzikler fena. Çok eski müzikler. Kral Pop 2016. Işığı güzelmiş ama. Güzel güzel çıkıyor. Güzel çıkıyor. Kahvaltıcıda da keşke böyle olsaydı. Şarjım bitiyor. O zaman kapatalım hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Zaten birazdan yol şey yaparız. Zaten birazdan eve gideceğiz. Döneceğiz. Falan. Evde görüşürüz artık. Evde kapatırım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Herkese yeniden selam. Şimdi biz dün kahvaltı yapmıştık Manisa'da. Sonra kahve içmeye gitmiştik. Onları çektik zaten. Ben gelince de böyle ikinci gün
bile onu devam etmek istiyordum ama çekemedim maalesef. Kahvaltıdan sonra bir saldırıya uğradım. Dumi tarafından. Şöyle göstereyim. Böyle elim ve aynı şekilde dizlerim de berbat durumda. Onu da göstereyim. Bu şekilde oldu. Şu arkadaş, şuradaki hain arkadaş yaptı. Hemen nedenini de anlatıyorum. Böyle güldüğüme bakmayın. Saatler geçtiği için artık hani sakin ve daha iyi olduğum için gülebiliyorum. Şimdi olay şöyle oldu. Bizim evimiz bahçe katı ve camekan var. Camekanın sağ tarafında da böyle parmaklıklı çıtalar var. Böyle şu kadarlık bir genişliği var işte. Dobby'yi de rahat rahat o parmaklıklar olduğu için balkona alabiliyoruz. Çünkü hani kaçabileceği bir yer yok. Ama evin yani balkonun önüne bir kedi geldiği zaman, bir kedi yanaştığı zaman falan Dobby deliriyor. Hemen o kediyi kovmaya çalışıyor, tıslıyor falan filan. Kedi gidiyor. Şimdi bugün de şöyle bir şey oldu. Kedi geldi, kedi yanaştı. Sonra Dobby de yine kilitlendi, kediye doğru bakmaya başladı. Böyle poposunu sallıyor, böyle bir sanki saldırıya geçecekmiş gibi duruyor. Biz de izliyoruz böyle Orçun'a, hiçbir şey yapmadık. Sonra kedi de belli ki aç, böyle miyavlıyor falan. Ben de biraz sosis kalmıştı işte kahvaltıdan. Sosisi vereyim dedim, fırlattım işte ona. Evin önüne düştü hemen, onu işte yemeye başladı kedi de. O nasıl acıkmışsa artık böyle yom 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 diye sesler çıkararak yiyordu. Neyse sonra Dobby de sanırım sosis verdiğim için bu kediyi kıskandı. Bence öyle. Kedi sosis yerken Dobby nasıl böyle değişik değişik sesler çıkarıyor, böyle miyavlıyor falan kediye böyle. Ben de böyle Dobby'yi hani parmaklıktan patisini çıkarırsa eğer ona dokunur diye böyle tutuyorum. Bir şey yapmasın diye. Sonra Dobby birden bir miyavlamaya başladı. Bir miyavladı var ya, nasıl cıngar çıktı resmen. Böyle son şeyine kadar, yani desibeline kadar bağırdı sesinin çıktığı. Sonra ben de Dobby'yi tuttum. Hani diğer kedinin aşıları tam mı değil mi bilmiyorum çünkü korktum. Hani ne be, sivrisinek girmiş. Diğer kedinin işte aşıları tam mı değil mi bilmediğim için Dobby'yi tutmaya çalıştım. Dobby'yi tutarken Dobby de bana bir saldırdı. Onu tuttuğum için çok sinirlendi. Ya da bir şey mi yapacağım artık, kedinin önüne mi atacağım onu zannettim bilmiyorum. Birden böyle bir yapıştı. Önce elime yapıştı. Şunları yaptı. Canım çok acıdı. Şöyle daha yakından göstereyim. Netlerse. Böyle elimin içlerinde bile şeyler var, çizikler var. Bayağı bir derin işte zarar verdi yani. Ben böyle Dobby'yi tutmaya çalışıyorum. Aynı zamanda camekanın o parmaklıklarına açık kalan kısmını da kapatmaya çalışıyorum. Hani daha fazla bir şey olmasın, kediden zarar gelmesin. Kedi de gitmiyor. O da böyle parmaklıklardan patisini uzatmaya çalışıyor falan. Neyse sonra benim Orçun da içerideydi bu arada, diğer odadaydı. Biraz da uzak olduğu için çok fazla duymamış sanırım ilk başlarda. Ben bağırdım böyle çığlık çığlık falan filan diye bağırıyorum. Sonra birden geldi Orçun da. Hemen Dobby ona da saldırmaya çalıştı. Ayağıyla böyle tuttu Dobby'yi. Ben zapt edemedim mesela, gücüm yetmedi ama Orçun tutabildi. O yüzden ona çok fazla bir şey yapmadı, saldırmadı yani. Neyse sonra biz Dobby'yi balkona kapattık. Ama balkonda nasıl böyle sanki bu cinnet geçirmiş gibi, böyle zombi gibi bakıyor bana böyle. Camdan bakıyorum böyle miyavlıyor falan, değişik miyavlıyor. Normalde Dobby kızdığı zaman böyle gözleri kırmızı olur, böyle fosforlu gibi. Ya bu sefer yeşilli mavili bir fosforlu oldu gözleri, böyle çok korkunçtu. İlk defa Dobby'den korktum yani. Sonra işte ben titriyorum falan, her yerim titriyor, çok korktum, ağlıyorum falan. Yani Orçun da çok korktu tabii. Orçun hemen Dobby'yi odaya kapatmak için diğer odaya
çünkü cam falan tamamen kapanmadı, cam mekanın camı. Onda da arıza var sanırım, tam kapanmıyor. İkinci bir kaos yaşanmasın diye Orçun motor eldivenlerini kaskına takıp Dobby'yi aldı, içeri odaya götürdü. Onu da bir şey yapmasın diye. Neyse, odaya kapattığı andan itibaren Dobby miyavlamaya başladı. Tabii acındırma evreleri başladı. Böyle miyavlıyor, beni alın der gibi. Biz Orçun'a diyoruz ki 2 gün falan Dobby odada kalsın, hiç çıkmasın, cezalandıralım onu. İlk başlarda öyle düşünüyorduk. Çünkü Dobby'ye o kadar sinirliyim ki bana saldırdığı için. Ben ona bir şey zarar gelmesin diye tuttum. Bir şey olmasın diye. Hani kafasını falan seviyorum, sakinleştirmeye çalışıyorum. Gel bana saldır. Bacağıma yapış, elime yapış. Bu olacak iş mi ya? Hem canım çok yandı hem de çok korktum. Hani mahvoldu bugünümüz. Yeni aldığım bir tayt vardı. Trendyol'un fitilli taytlarından. Yeni rengini almıştım. Onu parçaladı. Bacağıma saldırdığı için, o da delindi tabii doğal olarak. Ben kan revan içinde kaldım böyle. Her yere kanlarım damlıyor falan. Ya ben elime bakmadan önce elimin bu halde olduğunu anlamadım. Yani çünkü o an Dobby'yi oradan çıkarma telaşındaydım. Baktım, şok oldum ya. Elimden kanlar akıyor böyle. Şok geçirdim. Dedim Dobby ne yapmış bana yani bu kadar. Dobby'den hiç böyle bir şey beklemezdim. Bir de hafta sonu olduğu için Orçun dedi ki ben gideyim nöbetçi eczaneden batikon ve krem alayım sana dedi. Sen bekle dedi, hemen geleceğim dedi işte. Dobby'nin bir tane kristalin diye dezenfektanı var işte, ondan sıktım, bekledim. Sonra Orçun geldi işte, bana batikon falan sürdü, krem sürdü, antibiyotikli krem vermiş eczacı. Sonra bir yandan da Dobby'yi düşünüyorum. Birden vicdan azabı çekmeye başladım. Hani Dobby'yi kapattığımız için çıkarsak mı acaba falan diye düşünüyorum. Hani çünkü daha kötü olabilir diye de düşündüm. Aynı zamanda psikolojisi daha da bozulabilir. Sonra araştırdım falan. Bizim bir grubumuz var, sordum ne yapabiliriz falan diye. Dedi ki o odaya kapatmaktan hiçbir şey anlamaz dedi. Yaş mama veya macun vererek sakinleştirmen gerekiyor dedi. Ki kendine gelsin dedi. Ben de Orçun'a dedim ki bir tane yaş mama ver dedim Dobby'ye. Öyle diyorlar dedim. Yani mecburen böyle yapmak zorundayız dedim sakinleşmesi için. Sonra Dobby'yi odadan çıkarttık biz. Orçun yaş mama falan verdi. Onu yedi. Gayet sanki hiçbir şey, hiç öyle bir şey yaşamamış gibi Dobby yanımıza geliyor. İşte kendini yerlere atıyor, sevdirmeye çalışıyor falan. Hiç daha önce öyle bir şey yaşamamışız sanki. Ama aynı zamanda da böyle değişik bir miyavlama şekli. Yani sanki böyle mahcup bir miyavlama şekli gibi bir şekli var. Yani bana karşı özellikle. Beni geliyor sürekli, buralarımı falan kokluyor, miyavlıyor falan. Böyle pişman olmuş gibi hissettim bir yandan da. Beni aramaya çalışmalar falan. Ben balkondaydım mesela. O da içerideydi yani salonda. Balkonda şu tarafta, tam şurası. O balkondan bakıyor, bana sesleniyor, ben geleyim falan diye. İşte bir takım kendini acındırmalar falan filan. Neyse, ben de kıyamadım tabii. Evlat neticede, ne yapacaksın? Hemen böyle ona sarıldım, öptüm falan filan, işte öyle barıştık. Sonra baktık ki Dobby'nin patisinde de aynı benim şu derin alan yer gibi bir şey oluşmuş. Yara oluşmuş, bir çizik oluşmuş. Ya o kedini yapması imkansız çünkü o kadar ben izin vermedim onun patisinin geçmesine. Dobby'yi tuttuğum için, kendimi feda ettiğim için izin vermedim. Dobby muhtemelen kendi kendini çizdi salak o şekilde. Ona da hemen, daha da üzüldüm tabii kendine de zarar verdiğini görünce. Hemen ona da kristalin dezenfektanından sıktık, işte fusilin kremden sürdük, bana verdiği kremden. Öyle bir gün geçti ve vlog çekemedim doğal olarak. Şu an böyle hiçbir şey yapamıyorum. Yani elimi suya sokamıyorum zaten. Bugün işte tatilimizin son günü olduğu için, yani hafta sonunu bugün bitirdiğimiz için temizlik yapacaktık Orçun'la birlikte. Yapamadık. Yani ben yapamadım daha doğrusu. Bütün her şeyi Orçun yaptı. Evi süpürdü, sildi, toz aldı, çamaşırları yıkadı, yemek yaptı, mutfağı temizledi falan. Bütün işleri Orçun yapıyor. Bana hiçbir şey yaptırmıyor zaten. Ben sadece yatıyorum. Çünkü elimi kaldırıp yürümeye başladığım zaman
yaralarım zonkluyor. Çünkü bayağı bir ciddi anlamda derin yaralar açtı Orçun diyecektim. Derin yaralar açtı Dobby. Yani yüksekte tutmam gerekiyor, böyle yüksekte tutuyorum. Aşağıya salınca canım çok acıyor, inanılmaz zonkluyor. Yani çok üzüldüm onun iş yaptığı için, yardım edemediğim için ama artık diyorum telafi edeceğiz, haftaya iyileşince de ben yaparım bütün işleri. Öyle yani. Sonuç olarak bu kahvaltı videomuzu Dobby sağ olsun mahvetti. Orçun dün Ekşi Sözlük'teki bir başlığı okuyor bana. Kedinin verdiği zararlar diye. Biz de düşünüyoruz, bu zamana kadar girip bakabilirsiniz. Bayağı büyük zararlar vermişler. Biz de düşündük, dedik ki en fazla birkaç bardak kırmıştır herhalde. Daha dün düşündük yani bunu. Dün konuştuk. En büyük zararı bu oldu yani Dobby'nin. Hem hafta sonumuzu mahvetti. Hiçbir şey yapamadık. Hafta sonumuzun son gününü. Yarın iş var, çalışacağız. Yani hem de uzun süre geçmeyecek yaralar edindim. Yani bir hafta falan sürer herhalde bunların geçmesi. Günümüz böyle geçti. Şimdi Orçun içeride çay koymuş. Dedik ki bari birazcık keyif yapalım. Burada televizyon izleyeceğiz işte. Netflix'te bir tane dizi keşfettik. Yani belki çok eski bir dizidir ama biz yeni keşfettik. Alice in Borderland diye. Doğru söylemiştim ben umarım. Onu izleyeceğiz. Keyif yapacağız birazcık. Orçun da dinlensin. Çünkü çok yoruldu. Kıyamam. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Bu videoları inşallah bir gün editlerim. Öyle paylaşırım. Bu elle. Sağ elim bir de en çok iş yaptığım elim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izlemek yasak. Görüşmek üzere. Yaralı elimle. Görüşmek üzere. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gelip yanıma kıvrılıp uyu. Aferin sana. Hiçbir şey olmadı değil mi? Sabah hiçbir şey yaşanmadı bu evde Dobby. Bak bak. Sırnaşık ya, sırnaşık. Buna nasıl kıyabilirsin ki? Sen nasıl o hale geldin ya? Sen nasıl canavar oldun ya? Ne girdi senin içine o an? Anlamadım ki. Ne girdi? Bu masumluğun altında büyük bir şeytan yatıyormuş meğersem. Tipe bak. Dobby, göründüğün gibi vahşileştin. Aslında hiç göründüğü gibi değildi. Maalesef.